Selamünaleyküm Hasan amca. Aleykümselam bayramım, hoş geldin. BAM TV televizyonu bizim Ankara'dan bayram kardeşimiz gelmiş. Damızlıklara geldik bugün de. Allah nasip ederse bir sohbet yapacağız. İşte anlatacağız, dinleyeceğiz, soracak, cevaplayacağız. Bunlar ekelerimiz, erkeklerimiz ayrı. Yani tüy zamanı. Şu an tüy zamanı, erkek dişiyi ayırdın. Aynen aynen ayrıdır. İşlerimiz. Buraya hep erkekler. Buraya erkek baba, çek böyle. Bunlar hepsi kardeş. Gök hariç, gerisi kardeştir. Bunların altından yanar döner düşer genelde. Maşallah, hepsi de birbirine güzel zaten. Yani terasta ayrı bir bölmelerde hepsine aynen, ayrı ayrı güzelliklerle bakıyorsun. Zaten bu salma kullanışını dörde bölüyoruz bunu eşleme zamanı. Yavru almak, eşhane yapıyoruz. Ha, hepsi bölünmeli. Yazın ama böyle erkekleri ayırdığımız için kullanışlı bir şey yapmak zorunda kaldık. Burada biraz düşününce halloldu. Basit bir şey zaten. Bu kuşlar, işte erkeklerimiz bunlar. Dişilere de bir yem verelim. Dişileri de dostlarımız. Yemleri de özel herhalde. Aynen, böyle karışık yem yerler. Bu karışık yemin faydası ne kuşlara? Abi damızlık bunlar. Bunlara iyi bakacaksın yani. Uçan kuş değil bu buğday. Hani her gün mercimek çorbası yenmez agalar yani. Aynen öyle. Kuşlar bunu yiyecek ki altındaki yavru sağlıklı büyüsün. Zaten kendi sayfamızda var. Yavrularımızın sağlık, sıhhati, tüy yapısını. İşte bu şekilde oluyor. Yeşilliğini bile biz tedarik ediyoruz bu kuşlar. Ha, burada da dişilerim var. Dişiler var. Yine olur. Gel abi. Bak şu senin sayfanda paylaştığın dişi, o sesli soluklu dişi var ya. Aynen, sesli soluklu dişi. Evet, bu dişi o. Şu an bak yatıyor, yakında. Bunlar emek veriyor. Kaldır kardeşim. Maşallah kızım sana. Aferin kızım. Aferin. Maşallah. Aferin kızım sana. Maşallah kızım. Maşallah kızım. Hay maşallah. Ağırlık olarak çikolata, boz kirli. Zaten başka çıkmaz. Aa şu bak, ya Allah nasip ederse bunu 4 kupa atacağız. Şunu. Kanatlarını bekliyoruz. Boz kirli. Bakalım boz kirliye. Ekeliye geçti işte. Aynen. 4 tane kupa açacak bu kuş. Allah nasip ederse. Şu kuş. Aynen. Ha, hazır zaten ama. Torun zaten. Torun yavrusu o da. Kanat bekliyor. Abi canım burada kanat bekliyor. Bir yana döner gene kupa açacak. Dişi de kupa açacak gene tekrardan. Bu tarafa geçti biraz. Burada eşhaneler var. Ya bunlar da şimdi bayramım. Eylül 15'te havaya vermeye yavrumuz kalmadı elimizde. İşte birkaç kıramadığımız insanlara gönderdik. O yüzden de bu zaten bu boz kirli. Bak bu boz kirli. Şu bozun babası. Bak o dişi de bu boz kirlinin yumurta kardeşi. Bu da Özden kardeşi gene. 2-3 alt kardeşi. Onları ona eşledim. Torunu da halası teyzesi oluyor. Ona vurduk. Bunlardan metraj çıkaracağız yani. Yani metraj derken 70-80 metrelerden bahsediyorum yani. Aynen. Bunlardan da bu dişimizi bizim ilk defa bu çikolata tayfasında 8 metrenin altına düşmedi bu dişi. Alçalmadı. Bu erkeğimizde 2 metreleri yokladığından dolayı bunlara vurup bunu deneme yapacağız. Gene çikolata tayfası içinde deneme yani. Yani dıştan değil. Yani Kayseri kuşu tabiri var ya bu. Aynen. Yanar Dündar Kayseri kuşu tarzı oynadı. Sesli şamatalama alçağa düşmedi. Boz kirli de hedefçi bir kuş. O yüzden onları vurdum. Onu deneyeceğim yani kendi aralarında.
Onların da başka bir amaçlarımız var. Hani ne bileyim, bakacağız. Nasip diyorum bu işte. Bu işte nasip. Aynen aynen. Yani hırs olmadan, emek olmadan da yemek olmaz. Olmaz abi, olmaz. Olmaz. Uğraşacaksın. Ben ya 40 gündür ben yıllık izindeyim. 40 gündür bunların başındayım. Olmaz ya. Bir yere gidemiyoruz. Niye? Hizmet ettiriyorlar kendilerine. Kötü olsa bunlar, şey olsa niye bakayım baba? Niye aynen, bakayım? Aynen aynen. Ne uğraşacağım ya? Benim ama bu işi de severek yaptığımız için gönülden. Şimdi ya ne bileyim başkan, bu iş kolay. Şimdi herkesin merak ettiği bir şey var yani, tabii kesinlikle şu var. Senin bu kuşlar nereden gelme ya da nasıl başladın bu işe? Herkesin bir anısı var. Ya şimdi biraz da senden dinleyelim bu anıları. Benim, şuraya şey çek sandalyeyi oraya. Abi benim eski bir abim vardı, Tekin abim diye. Sakarya'da. Biz çocuktuk. O da marangozdu, çalışmaya giderdi. İşte benim kuşlara yem verdi, şu derdi, bu derdi. Öyle biz alıştık bu işe. 7-8 yaşlarından hani herkesin gibi bu yaşlarda başladık. Bırakamadık. Bir ara verdim ben. Bir 15 yıl kuş beslemedim. Arkadaşlarımın yanlarına gidip gelirdim yani, sağ olsun. Yani bırakma sebebin mesela şey mi? Bırakma sebebin nedir yani buradaki? Ya, yerim yoktu. He. Yer sıkıntısından dolayı. Baba evinde bakıyorduk. Baba evinde işte ayrıldım oradan. Oradan ayrılınca da zaten gittiğim oturduğum evlerde yani kuş bakacağım ortam olmadı. Sonra buraya geldik işte. Burada da bu çatıda kamızlık geri yaptım kendime. İşte şu odun pazarında aşağıda uçurduk bu kuşlardan 6 sene önce, 5 sene önce. Bu kuşlardan uçurduk. Güzel oynadılar. Güzel seyretti. Hani Samsun'da seyretmeyen kalmadı bu kuşlardan aşağı yukarı. Canlı gözüyle hani öyle video değil. Ondan sonra bayram arkadaşlar sağdan soldan artık kupaya at, şunu yap, bunu yap. İşte 2 yıldır da kupalara merakımız var. Peki 2-3 kere attık, aksilikler oldu. Aynen, bu kupa olayı zaten hırs olmadan yani. Bir de hani millet hani diyor ki abi senin kuşların güzel. Ağustos'un 15'inde kupaya kuş attım ben. Kimse atmaz. Yani Samsun'da uçmaz. Yani 3 saat uçan kuş 1 saatte kendini bıraktı indi. Yani yapacak bir şey yok. Ondan sonra işte bu sene Allah nasip ederse şimdi hazır kuşlarımız var. Daha da tecrübe kazanıyorsun. Gün güne tecrübe kazanıyorsun. Aynen. Şimdi bu soyu elindeki bu soyu nasıl yakaladın mesela? Asıl merak konusu bu zaten. Abi bu soyu bir tane erkeğim vardı benim. Donuk Akkuyruk deriz biz Samsun'da. Ankara'da da Bozdumanlı Akkuyruk derler. O tarafta şey. Mesela. Nereden gelme bu donuk? Erkek bana Kırıkkale'den hediye geldi. Bir kardeşimden. Dişi de benim burada Hasret diye bir kardeşim var. Yani akrabam hem de. Onun köyünde kümesinden bebeğiydi. Biraz rahatsızlanmıştı. Hayvanı aldım geldim burada iyileştirdim. Vurduk birbirine baba. Uçurduk. Yani bu zamana kadar bunlardan havaya atıp da havaya uçuma verip de oynamayanı olmadı. Ama başına iş geliyor, atmaca alıyor, yarım kene kayboluyor, hastalanıyor, ölenler oluyor. Hani zayıf düşen oluyor ama yani şükürler olsun. Bak şu ekelerimiz, erkeklerimizin hepsi uçmuş, oynamış kuşlar. Aynen. Hepsi. Ekeliğinde de yavruluğunda da. Dişilerimiz keza öyle. Zaten. Hani burada 4-5 yaşında kuşlarımız var. Yani nasıl diyeyim sana? Yani anlatmak lazım. Yani bu kuşlar. Hı. Aynen. Nasıl diyeyim? Yani özellikle kuşlar abi. Yani şöyle. Boskilla, kuşlarımızda bu. Zaten en büyük özellikleri şu tırnaklarıdır. Çok tırnaklıdır bu kuşlar. Kafalarında şöyle kesmeleri vardır. Bak belli olur. Gizli aynen. Gizli perçem derim ben buna. Aynen kademe gibi. Tribün pençer gibi. Ak kuyruk çıkar. Zaten şu an yoğun tüyde. Bak erkek son ikiye kadar gelmiş. Yani maşallah aynen. Biz de zevk alıyoruz. Keyif alıyoruz. İzleyenler de keyif alıyor. Hani... Ya önemli olan zaten bu işten keyif alacaksın. Keyif almazsan zaten yapamazsın. Bak zaten bu bozda gene deminki gösterdiğim bozkillerken oğlu. Bak bu da aynıdır kafası, yapısı. Bu kuş da odun pazarında uçtu. Bunun 100 metrelerini gördük. Öyle perdah da değil yani. Böyle harbi fişek tuttu kuş yani. 8-9 tane yaptı. 10 tane yaptı. Ay maşallah. 40 baş oyuna bedeldi yani. Bunun da yavrusu zaten bu. Şu uçacağımız, bayatacağımız bozkilli. Ha bozkillinin. Babası oluyor bak. Torundan yani. Torunun torunu. Hadi sen kızım gel bak. Allah nasip ederse. Bu kuşumuz kanadını kuyruğunu diziyor. 4 tane kupayı uçacak. Bak ayaklara bak, tırnaklara bak. 4 tane kupayı uçacak. Aynen. Samsun Kral Kupası. Samsun Kral Kupası. Seron File uçacak. Aydın Ataman'ın düzenlediği kupayı uçacak. İhsan Seyfi'yi uçacak. Yani uçuracağız. Bu kuşlar uçacak. Uçmadan bu işten bir şey olmaz. Kesinlikle abi. Uçmadan bir şey olmaz. Herkes görsün artık. Bu dişimiz de gene uçacak. Allah nasip ederse. Bu da hazır. Yani bunların kanatlarının tüy değişmesini bekliyoruz. Yani bu da aynı bak. Gene tırnaklıdır kuşlar. Çikolata serisi. Aynen. Markalar ayağında. Böyle boş.
Hani kendi kuşumuzu uçuruyoruz biz. Sağdan soldan toplayıp hani alayım, işte oradan alayım, tutur oluyor mu, olmuyor mu? Olmuyor. Zaten zamanında zamanında tutturmuşsun zaten abi. Olmuyor. Olsa ya ben bilmem mi yani ben yani bu kuşlar hani bana keyif vermesi ya da benim uçuran arkadaşım var Emin Abay. Bu kuşlar uçuran, çok emek veren çocuk o. Beğenmese etmese 4 sene 3 sene bu kuşlar niye uçursun? Uçurmam ben yani. Al götür kardeşim uçurun. Kim uçurmaz abi, niye uçursun? Oynamayan kuşu kim uçursun ki, kim ne yapsın? Uçurur, iki kere uçurur. Yani, senden mi uçurur adam der, başından mı var? Yani ben şimdi misal adam bana geçse al uçur, al bu iyi bu iyi, öyle bir şey yok abi. Şurada bir gökerkeğin var mesela, çok güzel olan. Hani ayrı dediğim bir kuş, o kuşun özelliği nedir yani, nasıl bir şey? Alayım dedim de getireyim sana. Bu kuş benim bir ara baktım, balyoz tayfası vardı, balyoz tayfası. Bu o kuşlardan. Yani balyoz tayfasının en büyük özelliği böyle yani. Büyük iri kuşlardı bunlar, 4-5 saat kanat sallarlar, 10-15 tane oyun çıkarır, sesli soluklu, altı çok sağlam. Yani altı derken inişleri kalkışları. Yani şu kuş da gerçekten yani. Bu benim burada bu çatıda tarasta aldığı ilk yavrumdu. Bir böyle bakıyorum buna. Bunu da kırdık. Bunun da yavrusunu oynattık. İstanbul'a Serkan Bulut'a. Şöyle bir yeriz. Masaya koyalım da. Masada durmaz baba bu. Hay maşallah. Ya kuş zaten buraya da alışkın zaten. Tabii tabii. Yani bunun yavruları şimdi çikolata tepesinin torunuyla kırmıştık. İstanbul'a Serkan Bulut kardeşime gitti. Beyaz Seko'ya. Ekeyle uçacak ikisi de. Bakalım kardeşim, biz uğraşıyoruz bu işlerle. Kesinlikle abi, kesinlikle. Bu kuşla gene burada Uğur Altar kardeşim var, onun orada uçtu. Yavrulunda da ekeliğinde de atmaca deldi buna ekeliğinde. Yani tam saatini falan açtıydı, güzel de oyunları vardı. Sonra zaten bak yani böyle kuşlar çok şahane ya, maşallah. Yani böyle kemikli kuşlar zaten ya. Maşallah. Abi 4 yaşında bu kuş. Hani bunu da gene seyrettik. Bunlar gene yumurta kardeşi. Çift oldu. Pazarında uçtu bunların. Ay maşallah. Bunlar ikisi öz yumurta kardeşim. Ben ikisi de odun pazarında Mehmet kardeşimiz var orada. Sarı Mehmet. O uçurdu bunları. Yani ne yapalım? Orada tek soy bakıyoruz yani. Başka kuş yok bunların içinde. Abi zaten bu işte hani yani, tek soy çok önemli. Zaten. Olmaz abi. 3-4 tane kuşla uğraşamazsın. Yani. Yolunu ne edersin? Kuşlar zaten sağlıkları falan hep yerinde zaten, çok şimdi güzel. Şimdi kuşların sana ebesini göstereceğim baba, ebe, en büyük ebeyi. Hadi bakalım. En büyük ebe. Yani bizim kraliçemiz bu, kraliçe. 8 yaşında, zaten gözlerinin altından falan ayıkırsın işi. Of maşallah. Yani bunu biz gibi burada, bunun işte bu kuşların hepsinin atası bu. Kaç yaşında bu kuşumuz? 8 yaşında baba. Hay maşallah. 8 yaşında. Şöyle bir dişileri çıkarayım dışarı olmasa. Yani Allah'tan hepsi burada alışkın böyle. Alışkın alışkın. Bu zaten yukarıda uçtu. Bu gene şu boz kirli dişinin yavrusu. Bu da Coşkun Gırbaş uçurdu bunu da. Aynen bak, tüye girmiş, yoğun tüye. Bunlar hep bıyıklı, aynen, tırnaklıdır yani. Aynen. Böyle. Bıyıklı ve tırnaklı zaten. Vay maşallah. Bunu da gene Coşkun Gırbaş uçurdu yukarıda. İki elinde de uçtu, yavrunda da uçtu. Yine yanar döner dişilerden bunlar gene. Bu da tüyde zaten. Hep tüyde kuşlar ya, ayrıldık da artık. Yani olması gereken bu. Gayet de güzel kuşlar, evet, sağlıkları yerinde. Hepsi mutlu. Bu da bizim Mücahit Yılmazoğlu çok seviyordu bu kuşu, bunu atmaca vurdu buna. Kim seviyordu? Mücahit Yılmazoğlu. He bizim. Mücahit komutan atmaca vurdu, saçmayla hem atmacayı vurduk hem bunu vurmuşuz. Kuş böyle artık damızlığa kaldı. 3-3,5 yaşında bu da gene bu çikolatada yapasını. Bak kanadı düşüp atmacası. Olsun ya, sonuçta kuşu bildiğin için damızlık da artık yapacak bir şey yok. Yani bunlar hepsi kardeş bak. O boz dumanlı kirli bunların yeğeni gene. İşte bu soy takibi çok önemli zaten bu işte. Ondan sonra bakayım. Erkekler çıldırdı vallahi.
önce göstermiştik zaten. Bunlar hepsi kardeş. Bu erkeklerle bu dişiler alayı kardeş. Başka kuş yok işlerinde. Aynen. Ben burada üretiyorum bayram. Emin abay kardeşim de uçuruyor. Biz ilk önce kendimiz uçuruyoruz. Sonra kınamadığımız, sevdiğimiz arkadaşlarımızla seyretmek istiyorlar. Görmek istiyorlar. Gelin buyurun diyoruz. Aynen öyle amcacığım. Geliyorlar. Aa işte senin de geldin. Aynen öyle ya. Geleceksin arkadaşım, geleceksin. Baba sigara içebiliriz değil mi ya? Ben tamam. Bir sigara yakayım. Bir